Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki şişle yapılan böyle güzel Selanik örgü modeli ve inci işlemeli bir bayan pati yapımını anlatacağım. Şu şekilde alt taraftan başlayarak devam edeceğiz ve üst taraftan böyle bitireceğiz. Buralarda bir kesme işlemimiz var ama gerçekten çok kolay bir model. Ben burada patik ipi, Ören Bayan'ın Dora patik ipini kullandım. 3 numara şöyle şişim var. 3 numara şişimi kullanıyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Bir de inci dikmek isterseniz ya da inci dikmek istemeyen arkadaşlar da bir önceki videomda bakabilirler. Patik süslemesi vardı. Şöyle yıldız şeklinde. Onu da kullanabilirler şu şekilde üzerine. Ben bu sefer böyle inci dikmeyi uygun gördüm. Bu patik süsünü de kullanabilirsiniz. Bunun yapımı dediğim gibi bir önceki videomda bulabilirsiniz. Patiğimizi yapmak için şişimizi alıyoruz. Şişimize çift şişi tutarak, böyle çift şekilde tutarak şişimize toplamda 90 tane ilmek atacağız. Bu kaç numaraya gelebiliyor? 38-39 numaralara güzel olabilir. 37, 38, 39 numaraya iyi geliyor. Eğer ki siz daha küçük, daha büyük yapmak isterseniz 4'er ilmek düşürebilirsiniz. Küçük yapmak istiyorsanız daha büyük yapmak için de 4 ilmek fazlalaştırabilirsiniz. Dediğim gibi 36, 37 ve 38 numaraya güzel oluyor. 39, 36 değil, pardon, 37, 38, 39, bu 3 numaraya güzel oluyor. Çünkü bu Selanik örgü olduğu için esnek açılabiliyor, lastik örgü olduğu için. Dediğim gibi bu 3 numara kullanabilirsiniz. Şu anda şişimize böyle çift şiş kullanarak 90 tane ilmek atıyorum. Tam 90 tane ilmek siz de atın, ben de atayım, gelelim. Evet arkadaşlar, ben 90 tane ilmeğimi böyle attım. Şu anda buraya bir düğüm atacağım. Şöyle sağlam olsun diye. 2 tane şöyle düğümümü atıyorum. Fazla ipimi keseyim. Ve şişimin tekini çıkartıyorum. Şimdi buraya ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi düz. Bir ters. Bir düz. Bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz işleyeceğim. Bu sırayı böyle komple bir düz, bir ters. Yani lastik örüyormuş gibi bir düz, bir ters. Selanik örgünün detaylı anlatımı sayfamda var. Serpil'in Göz Nuru kanalıma girerek videolar şıkkı var. Orada yazıya basarak bütün videolarımı görebilirsiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Selanik örgünün detaylı anlatımını kanalımda bulabilirsiniz. Bütün bu sırada sadece bir düz, bir ters, bir işlem yapmıyoruz. Daha sonra Selanik örgüye başlayacağım. Bak şöyle lastik örüyoruz. Bir düz, bir ters. Başka bir işlem yapmıyoruz şu anda. Bu patiğimizin taban tarafına denk gelecek.
Evet, şöyle sıranın sonuna geldi. Bitirdik. Bu sıra bitti. Yeni sıraya başlarken ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum. Bakın bu birinci ilmeğim düz. Bu düz ilmeğimin şöyle altındaki ilmekten, bakın şu alt ilmekten, alttaki ilmekten ilmeğimi alıp bu ilmeğimi bırakıyorum. Dediğim gibi Selanik örgüye başlıyoruz. Alttaki ilmekten alıyorum. Bakın şiştekinden değil, bir altından tersleri ters öreceğim. Düzlerin bir içinden böyle geçirerek alıyorum. Bıraktım. Ters örneğimi ters örüyorum. Düzün içinden böyle düzü çektim. Bırakıyorum şişimden. Ters ters ördüm. Düzün içinden şu el altındaki, bakın bu altta görünüyor şu şekilde. Alttakinden geçiriyorum. Şöyle bakın dikkatli yavaş yapacağım. Bunu bıraktım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düzlerin altındaki ilmekten geçiriyorum. Ters ters örüyorum. Şuradan bakın şurası. Şişe değil, şişteki ilmeğime geçirmiyorum. Bir altındaki ilmekten şuradan geçirip şöyle bırakıyorum. Tersleri ters. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Selanik örgümüz böyle arkadaşlar. Da dediğim gibi daha detaylı bakmak isterseniz kanalımda Selanik örgü mevcut. Böyle kaç sıra öreceğiz? 20 sıra. 20 diş selaniğimiz olacak. Ondan sonra size ortalarda kesme işlem olan yerleri göstereceğim. Ben birkaç sıra işleyeyim. Modelimiz ortaya çıksın. Selaniğimiz geliyorum. Evet, ben ikinci sıramı da sonlandırdım. Şu anda üçüncü sırama başlıyorum. Yine ilk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle. Aldım. Yine düzlerimin içinden böyle geçerek bu sırayı da bu şekilde. Yani artı 20 sıra böyle Selanik örgüye devam edeceğiz. Düzlerin şu arasından şimdi daha belirgin oluyor. Bakın şu aradan geçirerek diğerini bırakıyorum. Bu şekilde 20 sıra Selanik örgü yapacağız. Daha sonra patiğimizin bilek kısmındaki şu haraşo bölümüne geçeceğiz. Burada 20 sıra olduğunu nasıl anlayacağız? Şu şöyle, bakın şuraları sayıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Şu örgü olan yerleri sayarak şöyle bakın bir böyle sayarak 20 tane Selanik örgüyü tamamlayın. Siz de tamamlayın. Ben de tamamlayayım. Sonra bu haroşa kesiminde buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben böyle 20 sıra Selanik örgümü tamamladım. Şöyle size ön tarafındayım. Bakın örgümün ön tarafı burası. Şu şekilde sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.deyim. Bunu bu kadar tamamlıyoruz. Şimdi burayı tamamladıktan sonra şöyle göstereyim size. 2, baştan şu son tarafından, şimdi son tarafından 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmeğime şöyle bir ayırtıcı takıyorum. Buradan da yine 30 tane düz işleyeceğim. İlk baştakini düz aldım işlemeden. Düz bir şekilde 30 ilmek işleyeceğim. 2, 3. Bütün ilmeklerimi düz alıyorum. Bir ters, bir düzdü. Ama şu anda hepsini düz işleyeceğim. Patiğimizin şu üst haroşa kısmındayız. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane işledik. Şöyle tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane işledikten sonra hepsini derken şu 30 tane ayırmıştık ya, bak şu ayırdığımız yer 30 bura, 30 orta, 30 da kenarda. Bu 30 taneyi böyle ikisini bir alacağım, keseceğim. İki tanesini bir alıp kesiyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi alıyorum. Burada kesme işlemi yapacağız. 30 ilmekte. İkisini bir alıyorum. Kestim. Şöyle ikisini gene bir alıyorum. Bunu da kesiyorum. İkisini bir. Yani 90 tane ilmeğimizi 3'e böldük. 30 30 30 kenarda kalacak. Ortadaki 30'u böyle eksilterek 15 ilmeğe düşüreceğiz yarı yarıya. Şöyle hepsini kesiyorum. 2 ilmeğimi alıyorum. Tek ilmek çıkartıyorum. İkisini aldım. Tek ilmek. 2 ilmeğimi aldım. Tek ilmek. Bu ikiyi de alıyorum ve tek ilmek. Evet. Bakın ayırdığım yere kadar geldim. Burada kesme işlemi yaptım ortada. Ayırtıcımı çıkardım. Tekrar düz olarak devam ediyorum. Kalan 30 ilmeğim. Burada neden eksiltme yaptık? Patiğimizin şurasının şöyle kavisli olabilmesi için. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgü örerek devam ediyoruz. Burada artı eksiltme falan yapmayacağız. Bu şekilde şöyle 1, 2, 3, 4 diş haraşo olana kadar haraşo öreceğiz. Karşı tarafından bakın ilmeğimi karşı tarafından batıp çıkartıyorum. Hep karşıdan alıyorum. Şimdi bitti, sıra sonundayız. Yine ilmeğimi baştan aldım işlemeden. Yine karşı, bakın şişin karşı tarafından alıyorum. Yine düz örgü. Haroşo yapmamız için hep karşı taraftan alacağız. Sadece kesme tarafında, yani patiğimizin en üst tarafını keserken orada da bir kesme işlemi, bitiş tarafında bir işlem daha var. Onun haricinde patiğimiz bu kadar kolay. İki şişle yapıp kullanabileceğiniz bir patik. Evet. Bakın şöyle ilk haraşo dişimiz oluştu. Bakın arkada da oluştu. Böyle 4 sıra haraşo yapacağız. Şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4. 4 sıra bu haraşoyu yapıyoruz. Eksiltme kesme hiçbir şey yapmadan 4 sıra haraşoyu tamamlayıp en üst kesme işlemi ve dikim işlemini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben şöyle 4 diş haraşomu da ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4. Arkadan da 4 olması lazım. 1, 2, 3, 4. Şimdi sizlerle 4. de gidiyorum. Buraya da gittikten sonra kesme işlemini yapacağım. Bu modeli
Çeyizlik yapabilirsiniz. Evde kendiniz giyebilirsiniz. Yani çok kolay. Bir günde bir çifti yapıp kullanabileceğiniz bir model. Şu anda son sıramı örüyorum. Son sıramda yine ortada işlem yapacağım. Şöyle buradan sayayım. 30 taneyi sayacağım yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30'uncuya yine şöyle bir ayraç takacağım. Burada çünkü farklı kesme yapacağım. O yüzden ayraç takıyorum. Yine devam ediyorum. Buradan aynı şekilde düz işliyoruz. Yani haroşa, son sıra haroşamı örüyorum. Bu sıradan sonra patiğimizin bitimi, kapatış yapacağız. Üst sırasını. Otuz baştan, 30 sondan ayırtacağım. Ortada 15 tane ilmeğim var. Kesmiş olduğumuz ilmek. O 15 taneyi yine keserek kapatacağım. Evet, son sıra. Patiğimin ön kısmındayım. Şöyle bitirdim. Şimdi burada şöyle başlıyorum. Arka taraftan keserek iki tane kesip bir ilmek çıkartıyorum. Bu bir ilmeğimi diğer ilmeğe geri geçiriyorum. İki kesiyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi geri karşı şişime geçiriyorum. Yani şu şişim hep boşta kalıyor. İki ilmek aldım. Bir tane çıkarttım. Geri karşı ilmeğime taktım. İki ilmeği alıyorum. Bir ilmeği karşıya. Kesme işlemimiz burada 30 tane keseceğiz. Şurada 15 tane kalana kadar aynı şekilde devam edeceğim. Şuradan da 15'i de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şuraya da bir işaretleyici takayım. Buraya kadar ikili keseceğim. 15'e kadar. Burayı hep böyle ikili kesiyorum. İki kesip bir tane ilmek çıkartıyorum. Onu da karşı şişime tekrar geçirip kesme işlemimi yapıyorum. Bakın şöyle kesiyoruz. Yani örgümüzü kapatıyoruz. İlk ayracıma gelene kadar böyle devam edeceğim. Arada 15 tane ilmeğim kalmıştı. Kenarlarda 30. Evet, şimdi buraya geldim. Ayırtacımı çıkartayım şuradan. Şimdi burada orta kısımdayız. Kesmeye başladığımız 15 ilmekteyiz. Burada 3 tane, şöyle 3 ilmek alıyorum. Diğerinde 2 ilmek almıştım. Bunda 3 ilmeği tek ilmek olarak çıkartıyorum. Geri tek ilmeğimi karşıya takıyorum. 1, 2 ve 3 ilmek alıyorum.
3 taneden bir ilmek çıkartıyorum. Ve bir ilmeğimi geri karşıya takıyorum. Yine 3 tane ilmek aldım. Bir ilmek çıkarttım. İlmeklerimi bırakıyorum. Tek ilmeğimi tekrar karşıya. 3 ilmek kestim. Bir ilmeği tekrar karşıya. 3 ilmeği kesiyorum. Tek ilmeğimi karşıya takıyorum. Bu 15 tane ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz. Patiğimizin ön tarafı güzel otursun diye. Evet, bitti bakın. Ayırtaç çıktı. Burada geri kalan 30'umuzu da aynı başta yaptığımız gibi ikili. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir yuvarlak kavis oluştu. Burada devam ediyoruz. 2 kesip bir çıkartıyorum. 2 kesip bir çıkartıyorum. Yani bu ortada 3 kesmiştik. Şimdi artık tekrar 2 kesmeye devam ediyorum. 2 ilmekten 1 ilmek. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz artık. Patiğimizin kesimini tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar kesimi tamamlayalım. Ben de tamamlayayım. Siz de bitirin, geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Şöyle bu tekli ilmeği de bir daha geçireyim. Sağlam olsun. İpimi biraz uzun keseceğim. Niçin? Dikişimi de yapmak istiyorum bir iplikle. Ve çektim, sabitledim. Gördüğünüz gibi şöyle modelimiz oldu. Şimdi buraya inciler dikmek isterseniz ince, inci dikmek istemezseniz şu şekilde bir önceki videomda yaptığım bu güzel yıldız çiçeğinin böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi dikişine başlıyorum. Dikişi yapmam için iğnemi geçirdim. Patiğimin düz tarafını içe katlayacağım. Şöyle. Bu iç tarafı düz olacak. Düz taraf. Bakın şu düzgün taraf. Şöyle kapattım. Topuk kısmındayım. Şu burada sabitleyeyim. Bir ucunu aynı getirin. Şöyle çapraz bir şekilde ilmeklere denk getirerek şu şekilde dikebilirsiniz. Burası topuk kısmı. Şu anda topuk kısmını dikiyorum. Dediğim gibi bu ilk başta söylemiştim size. Bu patiğimiz 37, 38 ve 39'a da rahatlıkla gelebiliyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz. 90 ilmekle başladık. Siz daha büyük yapmak isterseniz 90 üstüne 4 daha ekleyerek 94 ilmekle de 39 numaraya yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak istiyorsanız mesela 36 numaraya 4 ilmek eksilterek 90'dan 4'ü çıkartın. 4 ilmek daha az yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Alt taban kısmındayım. Bu sona kadar dikeyim. Siz de dikin. Ben de tamamlayayım. İnci dikimine geçelim. Evet, patiğimin burun tarafındayım. Ve bitirdim. İpliğimi şöyle sabitleyeceğim. Ve kesiyorum. Çevirebiliriz. Şu şekilde patiğimizi çevirdik. Bakın şöyle. Patiğimiz hazır. Şimdi incisini dikelim. İğnemizden. Ben patik ipliğini kullanıyorum yine. Siz ince ipliklerle de dikebilirsiniz.
Şöyle ipliğimi geçirdim. Batimin tam orta kısmı şurası. Şöyle hesaplayalım. Buraya bir. Kaç tane yapmışım ben burada? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane koymuşum. Tam orta burun kısmım burası. Burada bir diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci şu düz örgünün üzerine şuraya arkadan batıyorum. Çıktım. Şimdi inci alacağım. Şöyle incilerim var. Sıra sıra her Selanik örgünün düz örgünün daha doğrusu üstüne denk gelecek şekilde şöyle dikişimi yapayım. Şöyle her Selanik'i bir tane düz örgünün üzerine gelecek şekilde bir sefer geçirmem yeterli. Çünkü ben patik ipi kullanıyorum. Siz ince iplikle yapıyorsanız iki sefer geçin. Yani incin içinden iki sefer geçirebilirsiniz. Şöyle sırayla her düz örgünün üstüne getiriyorum. Bakın şu şekilde. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süsleme sizin zevkinize kalmış. Dediğim gibi daha önceki yaptığım bir önceki videoda gösterdim. Oradaki yıldız çiçeğinin de patik süsü olarak yaparsınız. O da çok hoş oluyor. 11 tane inci. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Komple bir turda böyle etrafına da gidebilirsiniz. Ama ben sade olsun istedim. Ve bu kadar yeterli. Diğer patiğimde 11 tane yaptım. Bunda da 11 taneyi tamamlayayım. 2, 4, 6, 7. Sekiz, dokuz, on. 11. oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Arkadan şöyle sabitleyeceğim. Patiğimizin sonuna geldik. Sabitledikten sonra kesiyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Patiğimizin yapımı bu kadar. Kolay ve güzel. Şu şekilde batiğimi ayak mankenime de geçireyim. Bir de size öyle bir poz verelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bugün bu güzel patiğin yapımının anlatmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı benden esirgemezseniz sevinirim. İyi günler, hoşça kalın.